Kan grupları belli. Anne veya babanın kan grubu geçiyor çocuğa. Diyelim ki bilmiyoruz ama Adem'inki diyelim ki A ve diyelim ki Havva'nınki de B. Hepimizin ya A ya B. Hadi bilemedin AB olması lazım. Sıfır nereden çıktı? Bilemem. Sıfır RH pozitif benimki. Videoyu ekstra uzatmamak için açıklamayı burada yapmayacağım ama yorum yapmadan önce lütfen videonun açıklamasını okuyun. Eğer fenotip ve genotip kavramlarını hatırlıyorsak bu soruya cevap verebiliriz ki biz bunu zaten 8. sınıfta işliyoruz. Fenotip dediğimiz şey bizim dış görünüşümüz. Yani kahverengi gözlü olmak, işte kıvırcık saçlı olmak ya da A kan grubu, B kan grubu, AB ya da sıfır olmak. Bunlar fenotiple ifade ediliyor. Genotip ise kabaca bir özelliğimizi dış görünüşümüzde gösterebilmemiz için anne ve babamızdan o özelliğimiz üzerine aldığımız bir çift aleli, yani bir çift geni ifade ediyor. Sonuçta hepimiz anne ve babamızdan meydana geldik. Dolayısıyla herhangi bir özelliğimize etki eden anne ve babamızdan birer alel, birer gen almış olmamız gayet normal. Şimdi kan grubu meselesine dönecek olursak biz dış görünüşümüzde ne diyoruz? A kan grubuyuz, B, AB ya da sıfırız diyebiliyoruz. RH pozitif ya da RH negatif kısmına şu an ihtiyacımız yok. O yüzden ona değinmeyeceğiz. Şimdi mesela dış görünüşünde AB kan grubuna sahip birisi için nasıl olabilir genotipi? Anne ya da babasından A alelini, öbür ebeveyn beyninden de B alelini aldığı zaman dış görünüşünde AB kan grubuna sahip olur. Hiçbir problem yok burada. Sıfır kan grubuna sahip olabilmek için ise anne ve babamızdan sıfır alelini, yani sıfır genini almamız lazım ki ancak bu şekilde sıfır kan grubuna sahip olabiliriz. Ayrıca detaya girmeyeceğim ama şunu da ekleyeyim. Ebeveynlerimizin birisinden A, birisinden ise sıfır alelini, yani genini aldığımız durumda kan grubumuz sıfır değil A oluyor. Burada baskınlık, çekiniklik durumu söz konusu oluyor. Bunun detayına burada girmeyeceğim. İsteyen olursa belki sonra gireriz. Şimdi sıfıra sıfır genotip tipine sahipsek sıfır kan grubuyuz, bir problem yok. AB genotipine sahipsek AB kan grubuyuz, yine bir problem yok. Geldik Zuna'nın zırt dediği yere. Şimdi fenotipimizde A kan grubuna sahip olabilmek için ebeveynlerimizin birisinden A alelini, yani genini, yine öbür ebeveynimizden de A genini almış olabiliriz. Bu durumda A kan grubu oluruz. Fakat ebeveynlerimizden birisinden A alelini, öbüründen ise sıfır alelini almış da olabiliriz ve biz bu durumda da A kan grubu oluruz. Bu durumda niye A kan grubu oluruz? Niye sıfır kan grubu olmayız? Dediğim gibi burada baskınlık, çekiniklik durumu söz konusu. Uzatmamak için bu detaya girmiyorum. Yine aynı şekilde B kan grubu olabilmek için ebeveynlerimizin ikisinden de B alelini almış olabiliriz. Ya da birisinden B, öbüründen sıfır alelini de almış olabiliriz. Bu iki genotip durumunda da bizim kan grubumuz B olur. Şimdi anne A, baba B kan grubu ve annenin genotipi A0, babanın genotipi B0 olsun. Hemen bir çaprazlamayla bakalım. Böyle bir durumda bu ebeveynlerin olabilecek çocukların kan grubu olasılıkları nedir? Her bir kutunun başında var olan harfleri o kutunun içerisine yazdığımız zaman çaprazlama işini bitirmiş oluyoruz. Çaprazlama sonucunda şunu görüyoruz ki böyle bir ebeveyn çiftinin AB kan grubuna sahip bir çocuğun olma olasılığı %25. Çocuklarının A kan grubu, B kan grubu veya sıfır kan grubu olma olasılığı da yine AB kan grubu olma olasılığı gibi %25. Yani genotipe göre gördüğünüz üzere anne A, baba B kan grubu olsa bile sıfır kan grubuna sahip çocuklar ortaya çıkabilir. Genotip ve fenotip kavramlarının önemi burada daha çok ortaya çıkıyor gördüğünüz üzere. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkürler.